Sevgili izleyenler, Vizyon 58 ana haber bülteniyle karşınızdayız. İyi akşamlar. Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı yüzlerce köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Gemerek ve Gürün'de rahatsızlanan iki hastaya ulaşamayan acil 112 ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı yüzlerce köy yolunu araç ulaşımına kapattı. Gemerek ve Gürün'de rahatsızlanan iki hastaya ulaşamayan acil 112 ekipleri, İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Gemerek'e bağlı Özici Köyü Sıyırmalı Mezrası'nda bronşit hastalığı bulunan 9 yaşındaki küçük çocuk rahatsızlandı. Ailesi 112'den yardım istedi. Köy yolu kapalı olduğu için köye ulaşamayan 112 ekipleri ilçe özel idaresinden yardım istedi. İş makinasıyla yolun açılmasıyla 112 ekipleri çocuk hastaya ulaştı. ST ambulansla Gemerek Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Gürne bağlı Kalederesi köyünde yaşayan 85 yaşındaki Ali Sönmez isimli vatandaş göğüs rahatsızlığı nedeniyle 112 ekiplerinden yardım istedi. Kar ve tipi nedeniyle ilerleyemeyen 112 ekiplerine İl Özel İdaresi'ne ait iş makineleri yardım etti. Hastalanan vatandaş yapılan yardım sonrası Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sivas'ta yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sıfırın altında 15 dereceyi bulan hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle 470 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Sivas'ta 2 gün süren yoğun kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Yağan kar nedeniyle ulaşıma kapanan 780 köy yolunda kar temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor. İl ve ilçe özel idare ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 310 köy yolu ulaşıma açıldı. Sıfırın altında 15 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı karla mücadele çalışmalarını güçleştiriyor. İl Özel İdare personeli Kaan Şen kapalı yolların açılması için 24 saat aralıksız çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek asılsız ihbarların gereksiz zaman kaybına ve mağduriyetlere neden olduğunu söyledi. Bizler özel idare personeli olarak 24 saat çalışmalarımıza devam ediyoruz. Genelde vatandaşlarımızın hiçbir zaman mağdur etmemeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Yollarımızı açmaya çalışıyoruz. Tabii ki zor şartlar oluyor. Sivas'ta yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkili olmaya başladı. Sivas'ta hissedilen soğuk hava Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyinin buz tutmasına neden oldu. Yurt genelinde etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları önemli ölçüde düştü. Sivas'ta da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuğa bıraktı. Müzik
Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Türkiye'nin en uzun ırmağı olan Kızılırmak'ın yüzeyi buzla kaplandı. Gün içerisinde ise hava sıcaklığının yükselmesiyle oluşan buz tabakası erimeye başladı. Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre tehlike arz eden köpek ırklarının 14 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt altına alınacağının duyurulması üzerine birçok hayvan sahibi köpeklerini teslim etmişti. Sivaslı bir vatandaş yasaklı ırk olan pitbull cinsi köpeğini teslim tarihinin geçmesine rağmen ekiplere teslim etti. Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre tehlike arz eden köpek ırklarının 14 Ocak 2022 tarihine kadar kayıt altına alınacağının duyurulması üzerine birçok hayvan sahibi köpeklerini teslim etti. Yine dalıyor oluyor. Kardeşler Mahallesi'nde oturan Turan Çıtır'da pitbull ırkı Yamaç isimli köpeğini teslim tarihi geçmesine rağmen belediye ekiplerine elleriyle teslim etti. Belediye ekipleri köpeği teslim alarak barınağa götürdü. Köpeğin sahibi Turan Çıtır, köpeğe 3,5 senedir baktığını belirterek yasaklardan dolayı köpeği vermek zorunda kaldığını söyledi. Köpeğimi kendi rızamla vermiş bulunmaktayım. Neden vardı kardeş peki? Yasaklardan dolayı abi. Sen de devletin bu çağrısına... Evet. Evet abi. Seviyor muydun köpek? Ne kadardık senleydi? Abi köpek 3,5 yaşına girecek, 10 günlükten beri bende işte. 2 haftalıktı bana geldiğinde. 3,5 yıldır seninle beraber. İsmi ne evet. Köpeğin? Yamaç. Çok sevmene rağmen verdim. Verdim, mecburuz abi, ne yapalım. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Tuncay Dilci, son günlerin en popüler tartışma konusu Metaverse'ün neden olabileceği olumsuzluklara değinerek bu durumun dünyada kaosa neden olabileceğini söyledi. O zaman arkadaşlar şimdi hep beraber Metaverse'e, sanal evreni ışınlanıyoruz. Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Profesör Doktor Tuncay Dilci, Metaverse'ün dünyada kaosa neden olabileceğini söyledi. Mekandayız, hani berabermişiz gibi hissiyatını koruyalım istiyorum. Bu videoyu o şekilde izleyin. O zaman gelelim Metaverse'de yaptığım ilk şeye. Bak elimi görüyor musun? İlk şey gezmek arkadaşlar. Evet, Metaverse'de gezmek gerçekten çok kolay. Metaverse'de dünyayı gezebilmeniz için farklı farklı yollar var. Ben ilk olarak en beğendiklerimden birisine... Dilci, Metaverse'ün evren ötesinde tasarlanmış yeni bir dünya düzeni olarak tanımlayarak, Metaverse kavram içerisinde olumlu ve olumsuz gelişmeler olduğunu söyledi. Dilci, Metaverse'ün dünyada mutluluğu elde edemeyenlere dönük bir yaşam sunduğunu ifade etti. Evet, Metaverse şu anda üzerinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Evren ötesi anlamında yeni tasarlanmış bir dünyayı ifade etmektedir. Metaverse kavramı içerisinde olumlu gelişmelere paralel, olumsuz, insanlığı gerçek hayattan uzaklaştıran
yönleri de mevcuttur. Metaverse'ünün bağımlılık yapan dijital oyunların çok daha ötesinde farklı bir dünya düzeni olduğunu vurgulayan Dilci, şu anki algılarımızın ötesinde yeni bir evren algısından bahsedilebileceğini kaydetti. Sonucu olarak ekran içerisinde bir yaşam biçimine zorlama ki bunun ileri aşaması özellikle gıda dışında tüm insana haiz özelliklerin, sosyopsikolojik kültürel faaliyetlerin yaşandığı yeni yani bu dünyadan mutlu olmayan insanlara dönük bir yaşam alanı sunması bakımından önemli. Metaverse'ü yeni bir toplumsal değişimin başlangıcı olarak değerlendiren Dilci, bu durumun sanal dünyaya insanları hapsetme olduğunu söyledi. Metaverse her şeyden önce bir oyun değil. Belki şu an dijital bağımlılık kapsamında biz oyunu sadece dijital dünyadaki şekliyle insanların hipnotik tekniklerle sanal bir dünyada etkileşim içerisinde olması ve kendini kaybetmesi olarak yorumluyoruz ama burada oyunun ötesinde yeni bir dünya düzeni tasarlama ve yeni bir yaşam biçimi tasarlama ve dijital, sanal, uçsuz, bucaksız şu anki algılarımızın ötesinde yeni bir evren algısından bahsedebiliriz. Bu anlamda bu altı değişik boyuta baktığımız zaman ilki sosyolojik anlamda toplumu yeni bir dijitist yaşam biçimine doğru yönlendirme. Bu anlamda yeni bir kimlik kazandırma, yeni bir hayat biçimine fırsat veriyoruz şeklinde yönlendirmelerle değer yargılarında değişmeler ve bağımlılığın yaşam biçimine dönüşmesi şeklinde de ifade edebiliriz. Dilci, oluşturulmak istenen bu dijital sistemin inanç sistemini ve inançlara bağlı değerlerde tahribata neden olabileceğine dikkat çekti. Yani yeni bir toplumsal dönüşümün başındayız diyebiliriz. Gerçek dünyadan uzaklaşma sunumunun bir nevi hayata geçirilmesi ve sanal dünyaya insanları hapsetme durumudur. Dolayısıyla bu noktada psikolojik manada inanç sistemlerini tehdit edecek bir takım içerikleri de barındırmaktadır. Zira iman ve itikat sorunu yeni nesil, dijitist nesil ya da dijital dünyanın yerlileri dediğimiz bu nesilde algı tahribatı söz konusu olacak ve inanç boyutunda sapkınlık ya da saptırmalara yeni Tanrı kavramını ya da Allah kavramını farklı bir boyutta sunma şekliyle kafa karışıklığına ve inanç sistemini kısaca tahribat oluşturarak yeni bir inanç biçimine zorlama gibi insanları oluşacak bir durum. Devreye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Ömer Gürel bir kez daha güven tazeledi. Olağan genel kurul divan merkezi. Divri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın olağan genel kurulu yapıldı. İlçedeki Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi salonunda yapılan genel kurulda divan başkanlığını Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal yaptı. Sayın ilçe kaymakamlarımızla devamlı görüşüp ilçemiz ve esnafımızın sorunlarını beraber çözmeye çalışacağız. 3. İlçe belediye başkanlığımızla iyi ilişkiler içinde olup çarşımız ve pazar yerine iyileştirmesi için çalışmalar yapacağız. Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal, esnafların pandemi sürecinden sonra kur artışı nedeniyle de mağdur olduğunu ifade etti. Elimizden geldiği kadar mesai sarf ettik. Bu arada tabii devlet kredi kapılarını açtı, kredi verdiler ama tabii bu iş yerlerimiz kapalı, bu esnaf para kazanamadı ki kendi doğal gazını, elektriğini, kirasını ödeyemedi ki aldığı kredileri ödesin. Bunun üzerine devamlı müracaatlar neticesinde biliyorsunuz kooperatif kredilerimizde devamlı bir iki defa ertelendi, yapılandırma yapıldı ama bu yeterli değil. Şu anda bile ödeme günleri geldi, tarihleri geldi. Şu anda ödemekte
mümkün değil. Mümkün. Yönetim, denetim kurulu raporları, bilançolar, gelir ve gider tablosuyla yeni dönem çalışma programı okunduktan sonra ibra edildi. Siyas Defteri Dağlık Müdürlüğü, ilçe müdürlüğüyle istişare olarak diğer kamu kuruluşlarla beraber olup esnafımız için faydalı işler yapmaya çalışacağız. Divri Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Gürel yıllardır ilçe esnafına hizmet etmeye gayret gösterdiğini söyledi. Olağan genel kurulumuzu şu andan itibaren yapmış bulunuyoruz. Sayın Başkanım Sivas'tan gelip bizleri onurlandırdı. Kendisine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bizleri onurlandırdı. Divri olarak, esnaf teşkilatı olarak kendisine tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle genel kurulumuzu yapmış bulunuyoruz. Diğer arkadaşlarımıza, esnaf arkadaşlarımıza buraya kadar bizleri onurlandırdıkları için kendilerine de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Memleketimize, gazamıza, ilçemize hayırlı uğurlu olsun temenni ediyoruz. Tek listeyle gidilen genel kurulda mevcut başkan Ömer Gürel bir kez daha başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Olağan genel kurul divan merkezi. Divri Esnaf Sanatkarlar Odası'nın. Sivas Safik Gölcük Köyleri Derneği Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genel Kurul'da Selçuk Yüce başkanlık görevini İlyas Kaşkaya'ya devretti. Sivas Safik Gölcük Köyleri Derneği Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Genelmeye sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmiştir. Saygıdeğer Gölcük Köyü'nün bilimler kıymetli hemşehrilerim diyorum ben. Ben de kendimi fahri Gölcüklü olarak düşünerek. Genel Kurulu Hafet Dernekler Federasyonu Başkanı İbrahim Şahin, Dışkapı Köyü Dernek Başkanı Murat Çakmak, Çimen Yenice Köyü Dernek Başkanı Fatih Vızvız, Sivaslılar Derneği Esenler Şube Başkanı Hasan Yüce, Onursal Başkan Osman Akın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sayın Başkanım, bu arada Gölcük Köyü'nün herhalde yönetimine davet işleti yok da size gelmediğinizde. İstanbul Muhsin Yazıcıoğlu konağında gerçekleşen genel kurulda divan başkanlığına Hafik Dışkapı Derneği Başkanı Murat Çakmak, katip üyeliğine Osman Sönmez, İbrahim Şahin, Fatih Vızvız ve Ozan Akın seçildi. Devletimize, milletimize, vatanımıza ve Gölcük Köyü'ne hayırlar getirmesini Yüce Mevlam'dan diliyorum. Genel Kurul'da Selçuk Yüce görevini İlyas Kaşkaya'ya devretti. Ben Gölcük Köyü'nün bu kongresindeki aday listeye oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler. En küçük üyemiz dahil olmak üzere el kaldırdı. Hayırlı olsun. Yeni yönetim kurumuna. Genel Kurul'da konuşan katılımcılar birlik, beraberlik mesajları verdi. İş yoğunluğundan dolayı derneğe daha fazla katkı veremeyeceğini düşündüğümden dolayı bir bayrak değişikliği yapıyoruz. İnşallah yeni aday arkadaşımıza hayırlı olur. Ben şahsım ve yönetim kurulu adına helallik istemek hakkımdır herhalde. Hakkınızı helal edin. Bu zor günde, bu sıkıntılı süreçte buraya zahmet edip geldiğiniz için, katılımlarınız için herkese küçükten büyüğe, büyükten küçüğe teşekkürlerimi borç biliyorum. Hepinizi Hafif Devletler Federasyonu adına saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bundan önce derneğin kurucuları arasındayım. Osman Başkan'la birlikte bir 20 seneye yakın Gölcük Köyü'nde görev aldım. Bundan önceki başkanımız Selçuk Yüce'ye 6 sene yaptığı hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Değerli Gölcük Köylülerimiz, tabii yıllardan beri dernekçilik hizmetine devam eden bir Gölcük Köyü. Son iki dönemdir bizden bayrağı devralan Selçuk Yüce kardeşim ve yönetim kurulu arkadaşlarımı gerçekten huzurlarınızda teşekkürle takdir ediyorum. Güzel hizmetlerde bulundular. En azından şu pandemi süreci bütün derneklerin faaliyetlerini bir çıt aşağıya düşürmesine rağmen birlik beraberliğimiz adına güzel faaliyetlerde bulundular. Tabii Onursal Başkanlık vasfıyla da bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonraki gelecek yönetim kuruluna, başkan ve yöneticilerimize elimizden geldiği kadar sonsuz desteklerimizi vereceğimizin taahhüdünü veriyorum. İran heyetiyle bugün bizden onurlandıran misafirlerimize, aramızda bulunan yine misafirlerimiz var onlara ve siz gördüklere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Genel kurulumuz hayırlara vesile olsun.
yeni gelen başkana da hoş geldin diyorum. İnşallah bu yolda hep beraber gene yardımcı olacağız, beraber yürüyeceğiz. 1994 yılında kurulan derneğimiz gerek hayat şartlarında, gerekse bu son iki senedir pandemiden dolayı oluşan şartlarda bu zamana kadar gelmiş, ayakta durmuş, ayakta durmaya da devam edecektir. Bundan sonra da bu bayrağı kendi yönetim kurulumla birlikte ayakta tutmaya çalışacağız. İnşallah bu da bize nasip olacaktır. Gördüğünüz gibi genç ve iyi, kaliteli bir yönetim kurulu oluşturduk. Sizden ricamız bize sahip çıkın. Biz derneğimize sahip çıkalım. Birlikte daha güçlü olalım. Bu dernek her zaman olduğu gibi çevre gönüllerden de takdir eşyalen, biraz önce Hafif Dernekler Federasyonu Başkanı'nın da söylediği gibi eşli bir katılım yapıyoruz bütün programlarımızda. Bu gerçekten çevremizde, çevre köylerimizde örnekle karşılanıyor. Bayanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum bizlere destek oldukları için. Şimdi ben de diyorum ki bu çatıda benim evim. Hepiniz benim dostum, kardeşim, arkadaşlarımsınız. Hepiniz var olun, sağ olun, teşekkür. Sivas'ta önceki günden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi. Sivas'ta önceki günden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar doyasıya eğlendi. Yaklaşık bir gün boyunca etkisini gösteren kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan kent merkezinde eğitime 2 gün ara verildi. Bunu fırsata çeviren çocuklar tepsi, kızak, poşetlerle kayarak gönüllerince eğlendi. Çocuklar kar tatili için Vali Salih Ayhan'a teşekkürlerini iletti. Valimize teşekkürler. Bugün bize tatil verdi. Çok eğleniyoruz bugün. Ne yapıyorsunuz? Kayıyor musunuz? Evet. Eğlenceli oluyor. Eğlenceli oluyor. Nelerle kayıyorsunuz peki? Tepsi, kızak, poşet oluyor bazen. Eğleniyor musunuz? Evet, çok. Çok. Valimize buradan çok teşekkürler. Bugün arkadaşlarımızla birlikte tatil olduğu için okula. Vali okulları tatil yaptığı için arkadaşlarımızla beraber hep birlikte burada kayıyoruz. Eğlenceli, çok güzel. Çok da hızlı kayıyoruz. Özlemiş misiniz? Bayağı güzel burası. Çok da eğlenceli. Etkili olan kar yağışı birbirinden ilginç ve keyifli görüntülerin ortaya çıkmasına da neden oldu. Zara ilçesinde kanepeden yaptıkları düzeneği traktörün arkasına bağlayıp kayan bir grup vatandaş, köpekleri de yanlarına alınca renkli görüntüler oluştu. Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. İlde köy ve mezra yolları ulaşıma kapanırken hava sıcaklığı ise sıfırın altında 15 derecelere kadar düştü. Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta kimi vatandaşlarsa kar yağışını fırsata çevirdi. Zara ilçesine bağlı Nasır köyünde bir grup vatandaş karı eğlenceye dönüştürdü. Vatandaşlar traktörün arkasına bağladıkları kanepeyle kayarak doyasıya eğlendi. O
olmazsa olmazımız dedikleri köpeklerini de yanlarına alan gençlerin o anları ise renkli görüntülere sahne oldu. Köy sakinlerinden Muhammed Aksu İstanbul'dan Sivas'a köyde kar sevinci yaşamaya geldiğini söyledi. Böyle bir düzenek yaptık karda kaymak için. Köydeki çocuklarla beraber, hep beraber onlarla oynamak için. Düzenimiz böyle. Kanepeyi koyduk. Köpeğimiz etrafta geziyor zaten. Onu da aldık yanında, dedik o da gezsin. Böyle bir şeyler yaptık işte. Ben İstanbul'dan geldim Sivas'a sırf bunun için. Gezmeye, tozmaya. Sağ olsun yanımda olan dayım bana yardım etti. İkimiz beraber yaptık. Emin Kaya ise yağan karda eğlenmek istediklerini belirterek köpeklerini de yanlarına aldıklarını ifade etti. Sabah kalktığımızda her taraf çok kardı ve karın boyu bir iki karıştı. Biz de bunu fırsat bilip hemen kızağımızı hazırladık ve başta gördüğünüz bu çadırla yapmıştık. Böyle bir 6 kişiydik. 6 kişiyle kayarken canımız sıkılmıştı. Yani çok az kişiydik. Gene düşenlerimiz, kalkanlarımız oldu. Bir tane kanepe bulduk ve 1-2 kişi daha aldık. Ve olmazsa olmazımız köpek. Herkese aldığımız vakit o sefer daha güzel oldu. Bindiğimiz gibi köyü yukarı aşağı gezmeye başladık. Osmanlı tarihinin kuruluş ve yükseliş dönemlerine kaynaklık eden ilk yazılı eser Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yayımlandı. Osmanlı tarihinin kuruluş ve yükseliş dönemlerine kaynaklık eden ilk yazılı eser Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yayımlandı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Yüksel, Çağdaş Türk Lehçeleri Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İbrahim Delice ve Tarih Bölümü Doktor Öğrencisi Dahiye Karagülle tarafından yapılan çalışmayla ilk anonim Tevarih-i Ali Osman Edirne Nüshası isimli eser üniversite matbaası tarafından basıldı. Tevarih-i Ali Osman adı altında, yani ilk anonim Tevarih-i Ali Osman adı altında neşrettiğim bu kitap ruhi tarihi olarak biliniyordu. Çalışmayı gerçekleştiren Profesör Doktor Hasan Yüksel konuya ilişkin yaptığı açıklamada ilgili nüshanın ilk anonim Tevarih-i Ali Osman olduğunun ortaya konulduğunu söyledi. Ruhi tarihi değil, bir anonim Tevarih-i Ali Osman olduğunu ortaya koydu. Gelen araştırmacılar da bu görüşü benimsemişlerdir. Allah rahmet eylesin. 1989'da Halil Erdoğan Cengiz adında bir hocamız vardı. Hacettepe'den rahmeti rahmana kavuştu. Bu adam Yahşi Fakih Menakibnamesi başlığıyla bir makale yayınladı Tarih ve Toplum'da. Bu yayınladığı makalede Yahşi Fakih Menakibnamesi, yani kayıptır. Bu anonim Tevarih-i Ali Osmanlılardan biri bu şey olabilir mi? Yahşi Fakih Menakibnamesi olabilir mi diye böyle bir soru ortaya attı. Eserin Osmanlı'nın kuruluş devrine ait sağlam bilgiler ihtiva ettiğini vurgulayan Yüksel, kitabın önemli bir kaynak olduğunu kaydetti. Bu kitabın meşhur müellifi diyor ki, benden önce hiç kimse Osmanlı tarihini ne özet olarak ne de mufassal olarak, ayrıntılı olarak yayınlamadı. Böyle bu söze de tabii bu öyle boş laf söylenmiş bir boş laf değil. Şimdi Osmanlı'nın kuruluş devri, bugün halka yansıtmadığımız çok fazla tartışmalı şey, sorun var. Yani o kuruluş devrine ait henüz halledilmemiş bir sürü sorun var. Mesela bir Osmanlı işte 1299'da kuruldu diyoruz da ama bizimki kitap 1288'de başlıyor. 1288'de başlıyor, yani şeylerle değil. Ondan sonra işte anlatılan şeyler, ne zaman geldiler, nereden geldiler ve Selçuklarla beraber mi geldiler, daha sonra mı geldiler, kuzeyde mi geldiler ve hatta yani şeylerle değil, Osman Bey'in ismini bile tartışma konusu yapıyorlar. Yani biz Osman Bey ya, artık daha şeyle bir şey yok. Profesör Doktor İbrahim Delice ise konuşmasında kitabın basımında emeği geçenlere teşekkür etti. Evet, Hasan Hocam'a bu çalışmaya beni ortak ettiği için tabii en önemlisi böyle bir çalışmayı
Türk kültürünün kayıp bir hazinesini ortaya koyduğu için teşekkür ediyorum. Tabii sizlere de bunu tanıtma imkanı verdiğiniz için, emekleriniz için size, düşünceleri için üniversitemize, bastıkları için ayrıca üniversitemize teşekkür ediyorum. Hasan Hocam'la çalışmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Çünkü Türk kültürümüzün kayıp hazinelerini bulmakta öncülük ediyor. Daha önceden birlikte ilk kitabımız, ben araştırma görevlisiyken hazırlamış olduğumuz İslami'nin Mesnevisi, Eski Anadolu Türkçesi metinleri içerisinde ilk ve belki de tek eserlerden biridir. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde okuyan yabancı öğrenciler, merhum Sezai Karakoç'un anısına şiir dinletisi programı düzenledi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde okuyan yabancı öğrenciler, merhum Sezai Karakoç'un anısına şiir dinletisi programı düzenledi. Selam sardım diyorum soranlara, bu şov durdurabilirsiniz. Size verirsiniz duvarda alçıyan çatlaklara. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Hakan Yekbaş, merkez hakkında bilgi verdi. Ben temel olarak 2014 yılında bu göreve başladık Mahmut kardeşimle birlikte. Fakat özellikle 2016 yılından sonra kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Ali Yıldız Hocam'ın büyük destekleriyle sadece iki sınıfta başladığımız küçük bir ofis ortamı. Bugün 12 sınıf, hatta dışarıda 4 sınıfa gitti, 16 sınıf, 500 civarında öğrenci ve son teknolojiyle Türkçemizi, güzel Türkçemizi öğretmeye çalışıyoruz. Rektör Profesör Doktor Alim Yıldız ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan 2500 yabancı uyruklu öğrenci olduğunu belirterek düzenlenen anlamlı program için emeği geçenlere teşekkür etti. Ve şu anda geldiğimiz durum 2500 civarında öğrencimiz çeşitli fakültelerde okuyorlar. Ayrıca TÖMER'de Türkçe öğrenen 500 civarında da öğrencimiz var. Konuşmaların ardından şiir dinletisine geçildi. Farklı ülkelerden gelen öğrenciler, diriliş şairi merhum Sezai Karakoç'un anısına birbirinden güzel şiirleri seslendirdi. Selam sardım diyorum soranlara, bu şov durdurabilirsiniz. Program sonunda programa katkı sağlayan yabancı öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Girer çıkar. Değerli izleyenler, spor haberimizle devam ediyoruz. Vizyon 58 Spor başlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Sivas Spor deplasmanda Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivas Spor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay açıklamalarda bulundu. Şimdi biraz değişik bir maç oldu. İlk yarı biz istediğimiz şeylerin bazılarını yapamadık ama. Deneyimli teknik direktör farklı bir mücadele olduğunu dile getirerek yenilen gollerin üzücü olduğunu söyledi. Tek üzüldüğümüz nokta, çok çalıştığımız ve arkadaşlarımıza da özellikle söylediğimiz kornerden yediğimiz gol. Yani onu yemememiz gerekiyordu. Herkesin adamı vardı. Herkesin tutucu adamlar belliydi. Ama maalesef gol yedik. Ama ikinci yarıya iyi başladık. Golümüzü de bulduk. Sonra baskıyı da kurduk. Birinci golümüzü attık. İkinciyi de atmak için ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Her türlü riske de girdik ama yine maalesef hiç beklemediğimiz bir anda biz ataktayken bir kontratağa yakalandık ve mağlup olduk. Yani kötü bir gol yedik. Yani yediğimiz goller
bize yakışmadı. Ama oynadığımız ilk yarı hariç ikinci yarıda gerçekten iyi oynadık, kötü oynamadık. Göztepe'nin maçı daha çok istediğini vurgulayan Çalınbay, önlerinde çok önemli maçlar olduğunu ifade etti. Ama dediğimiz gibi yani futbolun içinde olan şeyler, Göztepe takımı hakikaten şiddetli puan ihtiyacı vardı. Hem taraftar olsun hem kendileri olsun arzulu istekliydiler. O yüzden yani bizim de gelen pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu. Özellikle dediğim gibi ikinci yarı her şeyi yaptık. Ortada yaptık, şutta attık, her şeyi yaptık ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Artık önümüzde çok önemli bir maçımız var. Kendi sahamızda oynayacağımız maçlar var. İnşallah onu almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Şimdi sırada hava durumu ve ekonomi var. Yurtta ve dünyada 58 hava durumu başlıyor. Euro, altın ve borsa. 58 ekonomi başlıyor. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.